Karın yağdığı güzel bir İstanbul gününde 3390 noktadaki sağ çalışma ekiplerimizle sizlere bir selam verelim istedik. Sayın Genel Başkanım, size kısa bir bilgilendirme yapacağım ama uygun bulursanız eğer Ekrem Başkanımızla bir Çekmeköy'de saha çalışma ekibimizle birlikte kendisi temel atma törenine katılmak üzere. Dolayısıyla dakikalarla yarışıyor. Kendisine birkaç cümleyle söz verdikten sonra bilgilendirme yapayım istedim. Uygun mudur efendim? Tamam. Ekrem Başkanım buyurun. Evet Genel Başkanım. Herkese buradan günaydın diyorum. İstanbul'da gerçekten karlı bir gün. Ama yeterince yağmadı. İnşallah daha çok yağsın. Biz bu arada şu anda Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattımızın ikinci TBM indirme törenindeyiz. Sancaktepe bölgesindeyiz. Samandıra tarafındayız. Burada iki arkadaşım var. İl başkanlığımızın bu güzel etkinliğini ev ev dolaşarak yapacak iki arkadaşım. Onlar mahallelerini ve kendilerini bir tanıtsın istiyorum. Tabii. Merve Mahallesi, Canan Yiğit, komite başkanıyım. Adım adıma iktidara yürüyoruz başkanım. Güzel. İnşallah. Harika. İsmim Umutcan Özer, Akpınar Mahalle komite başkanıyım. Adım adım iktidara yürüyerek başlattığımız bu projede ikinci yüzyıl beyannamemizi bütün üyelerimize anlatmaya çalışacağız başkanım. Kıymetli Genel Başkanım, aslında tam da şöyle, biz işimizi yapacağız, iş üreteceğiz İstanbul'da. Hem Canan gibi, hem Umutcan gibi arkadaşlarımız da hem bizim işlerimizi, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizlerin Türkiye ile ilgili gündemini ev ev anlatıp sizlerin selamını iletecekler. Çok güzel bir etkinlik. Hem Canan Başkanımızı hem bütün ilçe başkanlarımızı, emeğe geçen herkese ben de teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi biz işimize bakacağız. Onlar siyaseti yürütecekler sizler adına. Başarı böyle gelecek diye umut ediyorum. Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bütün arkadaşlara yürekten teşekkür ederim. Belediye Başkanı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbullulara verdiğin hizmet dolayısıyla ayrıca teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Belediye başkanlarının temel görevi, siz gayet iyi biliyorsunuz, vatandaşa hizmet etmektir. Karda, kışta, yağmurda, çamurda vatandaşa hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur. Dolayısıyla bir belediye başkanı olarak en olumsuz koşullarda bile vatandaşa hizmet için sokağa çıkmak, çalışmak belediye başkanlarımız için de bir onur vesilesidir. Bu vesileyle yürekten kutluyorum. Karşılaştığın vatandaşlar olursa benim selamımı iletirsen ayrıca mutlu olurum Sayın Başkan. Tabii ki. Onur duyarız efendim. Canan çok... Başkanım sizdeyiz herhalde. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim Ekrem Başkanım. Siz gecikmeden temel atma törenine geçebilirsiniz. Çok çok sağ olun. Sayın Genel Başkanım, şu anda biraz önce de ifade ettiğim gibi İstanbul'un 3390 noktasında ikişer kişilik saha çalışma ekiplerimiz çalışmaya başlamak üzere hazırlar. Bugün ilk günümüz olduğu için İstanbul'da parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla 39 ilçede farklı noktalarda bu saha çalışma ekiplerimize eşlik ediyorlar efendim. Ben de bugün Esenyurt Örnektepe Mahallesi'nde Örnektepe saha çalışma ekibimizle mahallesinde arkadaşlarımızla birlikteyim. Muhtarımızla bugün sağ olsun biraz önce sohbet ettik. Bizimle birlikte çalışmanın start verilmesinde ilçe başkanımızla birlikte. Sayın Genel Başkanım, biz sen varsan biz varız çalışmasıyla birlikte 3390 noktada arkadaşlarımız günde ortalama 14 kişiye giderek üyelerimizle, vatandaşlarımızla temas kurarak Büyükşehir Belediye'mizin çalışmaları, ilçe belediyelerimizin çalışmaları, vatandaşın derdinin ne olduğuna dair sohbetleri yaptıktan sonra sizin ikinci yüzyıla çağrı beyannamenizi anlatacaklar. Ve sonrasında da efendim ikinci etap çalışmamız ve üçüncü etap çalışmamızı planladıktan sonra şu ekranda gördüğünüz ve göremediğiniz yüzlerce yol arkadaşımızla birlikte biz 16 milyonluk İstanbul'da her kapı en az bir kere çalınmış, bir kez ziline basılmış olacak Sayın Genel Başkanım. İfade ettiğim gibi efendim bugün karın yağdığı ilk gün arkadaşlarımızla sahada çok fazla tutmama adına siz de uygun bulursanız eğer üç arkadaşımıza, üç saha ekiplerimize Abi. Kısaca söz vererek sonrasında
sizi dinlemek isterim. Ben birinci bölgeden Sayın Genel Başkanım, saha çalışma ekiplerimizden Ahmediye Mahallesi'nden İlknur arkadaşımıza sözü veriyorum. Evet, sevgili İlknur, seni dinliyoruz. Herkese merhabalar. Sayın Genel Başkanım, Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım. Üsküdar ilçesi Ahmediye Mahallesi'nden yayına katılıyorum. Canan Hanım'ın da söylediği gibi İlknur Akarsu ben. Adım Adım İktidara projemizin ilk adımı olan Sen Varsan Biz Varız kampanyamız kapsamında Üsküdar ilçemizde 7000 üyemize ulaşmak üzere sahadayız ve çok heyecanlıyız. Her gün 14 evi ziyaret edeceğiz. 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde yer alan Cumhuriyetimizi 2. yüzyıla taşıyacak temel değerlerimizi örgütümüzle paylaşıyoruz. Dertlerini dinleyip çözüm önerilerimizi aktarıyoruz. Ülke sorunlarına çözüm üreten parti politikalarımızın yayınlarını, halkın belediyelerinin yapmış olduğu çalışmaları içeren broşürleri, maske ve dezenfektandan oluşan çantalarımızı kendilerine hediye ediyoruz. Bizler Üsküdar örgütü olarak sahadayız ve var gücümüzle çalışıyoruz. Çok heyecanlıyız çünkü adım adım iktidara yürüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şu an sesimin ulaştığı tüm mahallelerde, tüm ilçelerdeki çalışma arkadaşlarımı, parti emekçisi arkadaşlarımı da saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Çok sevgiler. Teşekkür ederim İlknur'cum. Senin sesin heyecanı tüm İstanbul'da hissedildi şu anda. Evet, şimdi ikinci bölge sahiplerimizden İsmail Kaya. İsmail'cim yayında mısın? Merhabalar başkanım. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Sayın Başkanım, Eyüp Sultan ilçesi Akşemseddin Mahallesi olarak Sen Varsan Biz Varız iktidara yürüyüş kampanyamız olan genel merkezimizin genel kurulda almış olduğu 2. yüzyıla çağrı beyannamesini halkımızla beraber çalışma içerisine girdik. İktidarın sanal gündem oluşturarak bunlardan kurtulmamız gerektiğini ve halkın iktidarı olan halkımızla beraber bu 2. yüzyıla çağrı metnini elimizde olan listeyle beraber sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak anlatıyoruz. Sizin önderliğinizde yapmış olduğumuz bu çalışma için ve il başkanlarımızın yapmış olduğu çalışma için şimdiden teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, son olarak 3. bölgeden sağ çalışma ekiplerimizden Güngören'den Furkan arkadaşımızla dinleyelim. Sayın Genel Başkanım ve İl Başkanım, Güngören ilçesinden, Güneştepe Mahallesi'nden herkese merhaba. İsmim Furkan Ak. Bir genç olarak partimizin adım adım iktidara gittiği bu süreçte iktidar yürüyüşümüze büyük katkı sağlayacak Sen Varsan Biz Varız projesinde bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum öncelikle. Her gün arkadaşlarımla birlikte elimizde bulunan liselerdeki kapıları çalıp bu projeyi anlatacağız. Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Evet, Furkan'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, ifade ettiğim gibi ben de Esenyurt ilçesindeydim. Esenyurt ilçesinde iki sağ çalışma arkadaşımız, Tayfun arkadaşımız ve Sunu arkadaşımız da birazdan evleri, zillerini basmaya çalışacaklar. İlçe başkanımız burada demiştim, muhtarımız Suat Bey burada. Ben kendilerine de selamlarını bir kez daha iletmiş olayım. Efendim, ben bu çalışmaya emek veren, destek veren, sahada ter akıdan bütün yol arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederek bütün İstanbul'u artık adım adım gezmeye başlayacağız ve bunun heyecanını hissediyorum ve duyuyorum. Sayın Genel Başkanım, sözü size bırakmadan önce herkese bir kez daha teşekkür ederken sokakta bizlere çok sorulan, bizim yanıtlamaya çalıştığımız bir soru var. Ben izninizle o soruyla birlikte sözü size bırakmak isterim. Sayın Genel Başkanım, aşı olmayı düşünüyor musunuz diyerek mikrofon sizde efendim. Buyurun. Öncelikle bütün yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Karda, yağmurda, çamurda görev yapıyorsunuz. Yaptığınız görevin ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunun da bilincindesiniz. Dolayısıyla ben az önce konuşan sevgili İlknur, İsmail ve sevgili Furkan'a yürekten teşekkür ederim. Furkan'ın saçları da laf aramızda fena değil, iyiydi. Dolayısıyla bizim çabamız daha güzel bir Türkiye çabası, daha huzurlu bir Türkiye çabası, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye çabası, her evde huzurun, her evde bereketin, her evde sevginin, Türkiye'de sevginin olması çabası.
bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi yapay gündemlerle değil, suni gündemlerle değil, halkın gündemiyle biz yola çıkıyoruz. Halkın sorunlarıyla doğrudan doğruya ilgileniyoruz. Sorunuyla ilgilenirken o sorunu nasıl çözeceğimizi de onlara bir anlamda aktarıyoruz ve anlatıyoruz. Karşılıklı güvenin oluşmasını istiyoruz. Siyaset kurumuna duyulan güvenin gün geçtikçe zafiyete uğradığını biliyoruz. Ama biz halkla aramızda samimi, sıcak, gerçekten de güzel bir iletişim kurulmasını istiyoruz ve bunun mücadelesini yapıyoruz. Yol arkadaşlarımızın bu bağlamda yaptıkları çalışma çok değerli, çok önemli. Her bir vatandaşımızı ayrıca dinlemek, onların sorunlarını dinlemek, onlar hangi sorunları bizim dile getirmemizi istiyorlarsa onları genel başkan olarak bana, İl başkanı olarak size, milletvekili arkadaşlarımıza, parti yöneticilerimize bir şekliyle aktarırlarsa bundan ayrıca mutlu olurum. Dolayısıyla bu çalışmanın bir raporlaştırılması ve o raporun bir örneğinin de genel merkeze gönderilmesi benim açımdan da buradaki parti yöneticiler açısından da son derece önemli. Evet biz varız, biz alanlardayız, biz çalışıyoruz, biz emek harcıyoruz ama bütün bunları güzel Türkiye için yapıyoruz. Güzel bir gelecek için yapıyoruz. Türkiye'de hiç kimsenin sorun yaşamaması için yapıyoruz. Kavgadan uzak ama çözüme odaklı bir şekliyle çalışmak, çaba harcamak istiyoruz. Bu süreçte bütün arkadaşlarımın dikkatli olmasını isterim. Maske takmalarını isterim. Biliyorum henüz aşılama işi başladı ama arkadaşlarımın anladığım kadarıyla %100'ü henüz daha doğrusu hiç kimse aşı olmadı. Dolayısıyla o ilişkileri kurarken dikkatli olmak gerekiyor. Hem vatandaş açısından hem bizim açımızdan bu ilişkinin kurulması ve maskelerin takılması gerekiyor. Evet aşı için aşılama başladı. Aşı için davet de geldi. Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar aşı olduğu zaman onlar çünkü doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar. Onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saatinde çalışıyorlar. Eğer bugün pandemide çok ciddi bir yaygın tablo ortaya çıkmadıysa bunun temel nedeni bizim sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabadır, verdikleri mücadeledir. O nedenle ben buradan bütün arkadaşlarıma da ifade edeyim. Eğer bir yerde bir sağlık çalışanı görürseniz ona benim selamlarımı, saygılarımı iletirseniz çok mutlu olurum. Çünkü sağlık çalışanlarının verdiği çaba, gösterdiği çaba her şeyin üstünde. Ben bütün arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar heyecanlı, heyecanlı olmak güzel bir şeydir. Heyecanlı olmak azim ve kararlılığı gösterir aynı zamanda. Azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hepinize tekrar en içten sevgiler, saygılar gönderiyorum. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.